33-61 merkez. Malum araç gümrüğe giriş yaptı. Merkez 33-61. Beklemede kal. 33-61 anlaşıldı merkez. Selamun aleyküm. Aleyküm buyurun. Selam. Buyurun. Ne taşıyorsun? Boş abi boş. Bir şey taşıyacak halimiz mi kaldı? Canımızı zor kurtardık. Hayırdır, ne oldu? Bak abi, görüyor musun? Delik deşik ettiler. Kevgire çevirdiler aracı. Şeker pancarı yıktık Halep'e. Oradan da mal yükleyip geri gelecek. Yangın yerine çevirmişler. Canımızı zor kurtardık. Bir daha ayak basarsam oraya eşekler tepsin beni. He, duyuyoruz. Geliyor haberleri. Halep tarafları iyice karışmış diyorlar. Bununla da geçmiş olsun. Ya şükürler olsun. Bitmiş oralar. Yazık olmuş. Boş amirim, tamamdır. Tamam o zaman. İyi yolculuklar. Teşekkürler, iyi görevler. Güle güle, güle güle. ...33-61 merkez. Malum araç gümrükten çıktı. 33-62 top sende. 33-62 merkez anlaşıldı. 33-62 merkez. Malum araç takibimde. Nusaybin yolunda harekat halinde. 33-62 anlaşıldı. Takipte kalın. 33-62 anlaşıldı merkez. Geçti mi? İyi, tamamdır. Birazdan görüşürüz. Ne oldu Badır? Geçmiş mi mallar gümrükten? He ağam, geçmiş. Her şey yolundadır şükür. İyi iyi. O zaman biz de depoya doğru yola koyulalım. Anca gideriz. Tamam ağam, buyur. Bu operasyonun tüm ayrıntılarını Narkotik Şube Müdür Yardımcısı Ali Bey arıyor başsavcım. Aç kızım, aç. Bir aksilik yoktur inşallah Ali Bey. Hayır hayır sayın savcım. Araç gümrükten çıktı. Takipteyiz, haber vereyim dedim. Anlaşıldı, anlaşıldı Ali Müdürüm. Sakın gözden kaçırmayın, kolay gelsin. Aracı sınırdan takibi almışlar. Bütün önlemler alındı başsavcım. Bu operasyondan çıkışları yok. Haydi kaptanım! Haydi bakalım, çabuk çabuk çabuk! Aç ulan, aç! Aç! Hoş geldin. Hoş bulduk. Her şey yolundadır. Çok. Hadi alın, malın hayrını görün. Hey, hadi bakalım. Haydi abi, hadi. Sallama. Çabuk, çabuk, sallama, hadi. Parti de tamamdır ha Bedir. Tamamdır ağam. Allah'ın izniyle. Bir tatlı kahve içeriz artık bunun üstüne Bedir. Tamam ağam. Ekber. Hey ağam. Bize kahve yolla. Hey ağam. Çabuk ağalara iki tane kahve kaynat. Gel 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 gel. 33-62 merkez. Merkez 33-62 dinlemede. Malum araç depodan çıkış yaptı. Takipte kalın. Saat başı rapor istiyorum. 33-62 anlaşıldı merkez. Hadi bakalım. Kervan yola düzüldü. İstanbul'a gidiyor büyük ihtimalle. Bakalım, bekleyip göreceğiz. 24 saat alınırız. Bizi hareketli günler bekliyor Ziya Komiserim. O zaman bu durumda enerji depolamak lazım gelir. Öyle değil mi Ali Müdürüm? İyi o zaman. Hadi düşerim ben vardım, hadi. Ha. Hazır mısın Bedir? Hazırım ağam. Alıcılar gelmiş İstanbul'a. Otele yerleşmiş, keyifleri hoştur. İyi. Biz de yola revan olalım o zaman. Sen de geleceksin ama. Yolda konuşacaklarım var seninle. Hadi geç kalmayalım.
durumu var. Ya şu arkamızdaki kamyonet bir saatten beri peşimizden hiç ayrılmadı. Yavaşla bakalım bir. Anlarız. Ne oldu? Duracak mı bu yoksa? Yok, uyandı galiba. Yavaşlıyor. Ne yapayım? Geç git yanında. Gördün mü bak, korkacak bir şey yokmuş. Ne lazım? Ben eşeğimi sağlam kazığa bağlayayım da. 33-62 merkez. Çamlı ve Kavşan'dan çıkıyoruz. Siz devreye girin. 33-74 merkez. Devir teslim yapıldı. Malum araç benim takibimde, tamam. Merkez 33-74 anlaşıldı. İyi yolculuklar. İki lokma bir şey yiyeceğiz, boğazımıza dizdiler resmen. Artık rahatsız etmezler sabaha kadar. Yok arkadaş, bu gece rahat haram bana. Buyurun Sayın Savcım. Operasyon ne durumda Ali Müdürüm? Bir gelişme var mı? Şimdi konuştum arkadaşlarla Sayın Savcım. Yakın takipteyiz. Bütün gece telefonum açık olacak. Ters bir durumda mutlaka haberim olsun. Siz merak buyurmayın Sayın Savcım. Bütün gece yol gidecekler zaten. Konuştuğumuz gibi teslimat anına kadar kesinlikle müdahalede bulunulmayacak. İyi geceler Ali Müdür. İyi geceler Sayın Savcım. Sen mi geldin kızım? Evet babacığım. Nerede kaldın kızım? Buz gibi oldu yemekler. Ellerimi yıkayıp geliyorum. Hadi kardeşim, göreyim seni. Sakın ha, hiçbir şey milim şaşmayacak. Gözünü dört aç. Malı karşıla İstanbul'da. Bak Bedir, aksilik istemem ha. Merak etme ağam. Tereyağından gıl çeker gibi bu işi de halledeceğiz Allah'ın izniyle. Heh. Allah'a emanet ol. Hadi oğlum gidelim. Kızının yaptığını Asım. Gene masada uyuyakalmış. Bakmasak sabaha kadar mışıl mışıl uyuyacak. Ah be kızım. Bir gece de yatağında uyusan be kızım. Bak senin yüzünden bu saate kadar gözümüze uyku girmiyor. Yok ya. Ben uyumuyorum. Kim uyuyor? Uyumuyormuş. Daha nasıl uyuyacaksın? Hadi bakalım yatağına marş marş. Emredersiniz ablayım. İyi geceler anneciğim. İyi geceler yavrucuğum. Ha. Hayırdır? Takip ediliyoruz. Ya kardeş sen de amma korkak çıktın ha. Akşamki gibi olmasın yine. Yok yok. Sen Bedir Ağam'ı ara. Haber ver hele. Eminsin? Nasıl bir araba? He, tamam tamam anladım. İcabına bakacağım. Benden haber bekleyin. Hangi mevkidesiniz? Adapazarı'na az önce geçtik ağam. Gebze istikametine doğru devam ediyoruz. Siz Gebze kavşağından sapın tamam mı? Bizim ekipler devralacak takibi bundan sonra. Emredersiniz müdürüm. Ne yapıyor lan bu? Çek çabuk tünele kardeşim. Çalışmıyor. Alsana be kardeşim. Ya ne yapıyor bu ya? Ne demek çalışmıyor lan? Çek çabuk tünele işimiz gücümüz var çek. Anlıyorum abi ama arıza yaptı çalışmıyor işte.
kaybettik ha. Şu bizim tır değil mi ya? Evet, evet o. Boşuna telaş etmişik devrem ya. Bak yetiştik işte. Abi ben çok kullandım bu işte. Bunlar kesin bir oyun oynadılar bizi. 10 dakika bile olmadı. Ne yapabilirler ki? Vallahi ben bilmem abi. Var bu işin içinde bir halt. Ben durduruyorum aracı. Saçmalama ya. Müdürden izin almam lazım önce. Abicim o kadar vaktimiz yok. Destek istesen hadi. Acele et biraz. Kimden izin aldınız siz ha? Neden böyle işgüzarlık yapıyorsunuz? Hoş geldiniz savcım. Buyurun. Arkadaşlar takip edilen tırın Gebze yakınlarında durdurularak aramaya alındığı bilgisini verdiler. Bizim tırın? Kim? Ne demek aramaya alındı? Kimin talimatıyla aramaya alınıyor? Siz neler söylüyorsunuz müdür bey? Kuşkulanmışlar, durdurmuşlar tırı. Delirdiniz mi siz? Hemen arayın, bırakın geçsin. Teslimata kadar bekleyip bütün çeteyi bizi ele geçirecektik. İş mi şimdi bu yaptıkları? Sayın müdürüm, takipteki arkadaşlar kendilerine bir oyun oynandığından şüphelenip aracı durdurmuşlar. Bırakılması için şu an çok geç müdürüm. Allah kahretsin. Bir çuval inciri berbat ettiniz. Ben hemen geliyorum oraya. Sıçayım böyle işin içine, Lan! Ne demek bize tuzak kuruldu lan? Ne demek bize tuzak kuruldu? Dünkü çocuk musunuz oğlum siz? Dünkü çocuk musunuz lan siz? Ne oluyor devrem ya? Ne tuzağı? Ya bizimkilerin önüne bir tır kaza mı yapmışlar? Önünü kesmiş, bir 5-10 dakika oyalamış bizimkileri. Bizimkiler de kullanmış. Bir numara mı çekiyorlar diye tıra yetişip önünü kesmişler. İşgüzarlar. Teslimat sırasında yapacaktık baskını. Alıcısı, satıcısı aynı torbaya girecekti. Ağam, beklediğimiz minibüs gelmiştir. İyi, gidelim. Söyle o da peşimize takılsın. Emrin olur ağam. Sen şimdi biz nereye gidiyorsak bizi takip et. Bizden ayrılma, tamam mı? Oldu Badir. Karga bokunu yemeden kötü bir şey yoktur inşallah. Ağzından yer alsın ha. Haberler iyidir. Peşimizdekileri atlatmışızdır sayende. İyi iyi. Müşterilerimizi daha fazla bekletmeyin. Sabırsızlanmaya başlamışlardır artık. Sen hiç merak etmeyesen ha. Allah'ın izniyle o işi de halledeceğiz alnımızın akıyla. Nasıl bir şey bulamadınız canım? O kadar zamandır takibimizde bu araç. Buhar olmadı ya bu kadar mal. Her yere dikkatlice baktınız mı oğlum? Baktık efendim. Araç temiz. Götürün tırı merkeze. Röntgene sokun. Gerekirse tamamen sökün tırı. Aranmadı, köşe kalmasın. Emredersiniz sayın savcım. Hemen. Arkadaşlar toparlanıyoruz arkadaşlar. Bu kadar emek boşa gitti. Onca ayın emeği çöpe. Selamun aleyküm. Hoş gelmişsiniz. Dobro pozdravitam. Хорошо. İşte bu da bizimki. Nasıl boş çıkartır savcım? Yok işte Ali Bey, yok. Her yeri didik didik ettiler, yok. Buhar oldu. Fena halde oyuna geldik. Maalesef öyle. Ayrıca öyle müdür. Bu şoför de Abdullah yatıyor. Bir iki adres dışında bir şey söylediği yok. Gene de bir bakalım.
adresleri savcım? Tırı kiralayan şirketi araştırdık. Bir hafta önce kurulmuş. Muhtemelen paravandır ama yine de bir bakalım. Derhal müdürüm. Yok abi, tam tezgah. Şu sorumlu müdür olarak görünen tipin adı neydi? Lütfü Urgan. Adresi falan var mı? Konfor Otel'de şef garson olarak çalışıyormuş. Toplanın, gidiyoruz. Robota spasiba, Bedrin. İyi işte, Bedrin. Teşekkürler. Her zaman emrinizdeyiz. Hadi Allah'a emanet. Kimse babana kuca. Spasiba. Davay. Sayın savcım, kamyon temiz. Hiç mal çıkmadı. Çok kötü faka bastık. Çoktan malı uçurmuşlardır yurt dışına. Galiba öyle oldu sayın savcım. Ağam, havaalanındayım. Kısmetse binip geleceğim bir iki saat. Ha, dönüyorsun Bedir. Bir aksilik bir şey. Yok ağam, şükür her şey yolundadır. Alan memnun, satan memnun. Maşallah, maşallah. Hadi selametle. Alana adam salıyorum. Oldu o zaman ağam. Ellerinden öperim. Hadi okula selamlar. Sağ ol. Alana varsın gitsin arabalar. Bedir ağanız dönüyor. Karşılasınlar. Berat nerededir? Arzaman'ım. Okuldadır. Gelir şimdi. Ardil, bir ara abini nerededir? Ay nerede olacak anne? Yoldadır. Gelir şimdi. Hah, geldi oğlum. Geldim anacığım, geldim. Özledin mi oğlunu? Özledim tabii. Nasıl geçti derslerin aslanım? Yorgun düşmüştür çocuk. Taşa toprağa kafa patlatmaktan. Ben odamdayım. Bir işin de ucundan tutun ha. Ye iç yat, kabak gibi büyüdünüz. Okuyor ya işte babası. Dersleri ağır, ne etsin? Aha. Taşı toprağa dırmıklayıp çerçöp çıkarmanın üniversitesinde kurdular ya şu memlekette. İyi oldu iyi. Bunun gibi boş gezenin boş kalfalarına da meşguliyet çıktı. Senin gibiler nasıl bir medeniyetin üzerinde oturduklarını anlasınlar diye var arkeoloji bilimi baba. Ay sizin medeniyetinize. Biz medeniyeti bilmiyoruz tabii. Öküzüz biz. Sizden öğreneceğiz medeniyeti. Bilmiyorsunuz tabii. Medeniyet tarihe, geçmişin kültürüne, senin o daş toprak dediklerine sahip çıkarak başlar. Ama nerede? Senin gibilerin bugünün kültürüne bile saygısı yok. Lan kepçaz! Sıçan çıktığı deliği beğenmemiş. Sen kim oluyorsun da babana akıl veriyorsun? Al işte. Bunları sokuyorlar üniversitelerde kafalarına. Al işte Azaman'ım, al. Al da oğlunun hayrını gör. Hazır olmuş, buyur. Heh. Adamımız bu. Takip edelim bakalım bizi nereye götürecek.
İkiniz o tarafta. Ziya. Ses etme sen. Adam. Betül buradadır. Merhaba. Varsın abi. Yetiştin. Bırak şimdi yemeği memeyi. Önce işleri halledek de. Hallet. Başın görecek bu işleri halledi. Yine kime söyleniyorsun teyze? Kime söyleneceğim? Enişten olacak şu uşak kılıklı. Koş oraya, koş buraya. Kendi kardeşinin yanaşmadan beter etti İskender Anıs. Sanki koşan şirrette adam kalmadı. Aa, bakıyor baykuş kılıklı. Gir içeri kızım. Teyze o kadar sofra hazırladılar. Gel yemek yaptılar. Çıkmayacak mıyız? Ben yemeyeceğim. Sen git. Gel Bedir gel. Gözlerim yollarda kaldı. Ağam her şey tas tamam bunun içindedir ağam. Buyur. Maşallah. Hadi buyur geç Bedir. Şöyle sıcak yanımıza koyalım şunu. Hadi kızım nerede çocuklar? Hadi gelin. Yengem yok mu? Teyzem gelmeyecekmiş. Başı ağrıyormuş azıcık. Onlar buyursunlar otursunlar dedi. Arzusu bilir. Sultan, çocukları da çağır hadi. Ver amcacığım. Ekberk, gel. Her şey tamamdır. Tamamdır ağam. Bedir ağam, hoş geldiniz. Ağam, müsaaden olursa ben aşağı ineyim. Gel kızım, hadi bekletmeyin yemek vakti. Tam buradayız işte baba. Sen artık şunu. Test çözüyordur anne test. Fesbik testi çözüyordur biliyorum ben. Bak bilmediği şey de yok fesbik mesbik. Susun artık bik. Bir huzurlu yemek yiyelim ha. Yemekte en sevmediğim şey patırtı. Şeyleri dursa şeyleri öter. Hadi kızım fazla uzatma. Abim arıyor. Aa, Barzan. İyi misiniz? Her şey yolunda mı? Herkes iyi. Toplaştık yemek yiyoruz. Herkes burada. Bir sen yoksun. Sen ne zaman geliyorsun? Çok özlettin kendini. Vallahi bu aralar zor Ardilciğim. Çok iyi bir şirkette, iyi bir pozisyonda işe girdim çünkü. İşe mi girdin? Hani master'ın bitince geliyordun? Ver kızım ver. Barzan! Ne işiymiş bu böyle?
Ya sen koskoca ağaoğlu, başkasının emrinde işe mi girdin? Uşak mısın lan sen? Yakışır mı bize bu? Baba. Bak ben mutluyum. Sen kendi işine bak, ben de kendi işime. Zaten sizi oraya gönderen de kabahat. Elimizle çuval çuval para akıttık size. Niye? Oğlumuz bizden temelli uzaklaşsın diye. Haş sizin okulunuza be. Ver anne, ver bana, ver. Ha, sen de siktir git. Seneye okulu bitirince abinin yanına. Hepiniz gidin. Zaten size ata, aile, ana, baba lazım değil. Ağam, söylenmenin faydası vardır. Bunlar uzaktan uzağa, bağıra çağıra söylenecek sözler değil. Abi vallahi iyi ki kaçtın, kurtuldun babamın elinden ya. Bu aralar iyice zıvanadan çıktı. Vallahi dayanılmaz hale geldi artık. Fark eden bir şey yok ki oğlum işte. Görmüyor musun? Buralara kaçsam da peşimi bırakmıyor ki. Neyse sen beni boş ver de okul ne alemde? İyi misin sen? Her şey yolunda mı? Vallahi okul süper abi. Bakalım yaz için bir kazı ekibine kapağı atmaya çalışıyorum şu anda. Eğer kabul ederlerse hem benim için iyi bir staj olacak hem de... Babamın gözünün önünden biraz uzaklaşmak iyi olacak abi. Bulduğu her dakika fırça çekiyor. İyice benimle bozdu bu aralar. Boş ver, sen alttan almaya çalış. Babam işte, biliyorsun. Hadi görüşürüz kardeşim. Ev 30 yıldır neredeyse boş. Kullanılmamış. Sahiplerini araştırdınız mı? Suriyeli bir aile müdürüm. Yıllar önce Avusturya'ya göç etmişler. Tek bir parmak izi bulamadık. Bu işi yapan kişi çok profesyonel bir şekilde yapmış. Orada iş bulmuş, dönmeyecekmiş buraya. Aha bak, iki güne kalmaz çıkar gelir. Adamı toprağa çeker. Kolay mı öyle yaban ellerde yaşamak? Çok kararlı konuşmuş babasıyla. Ben burada iyiyim, siz kendi başınızın çaresine bakın demiş. Hayriye. Alayım ağam. Sen niye gelmedin yemeğe? İşi selametle bitirmemize ağam çok memnun oldu. Pek bir keyfi yerine geldi. Derken bir kıyamet koptu, görülecek şeydi. Büyük oğlan aradı Londra'dan. Orada işe girmiş. Oho, festivali kaçırdın. Yıktı geçirdi ortalığı ağam. Uşak mısın sen dedi. Duydum. Konak sallandı bağırtınızdan. Eh ne güzel, sana da gün doğdu. Artık her işine sen koşturursun ağanın. Ne de olsa baş uşaklık sana kaldı. Enişte, bir emrin yoksa ben yatacağım. Hadi git yat kızım sen. Hayırlı geceler. Size de. Kız, ne konuşuyorsun sen abuk subuk? İki kardeş işleri yürütüyoruz işte. Senin eline geçen ne? Abi maşallah küpünü doldurdu. Bize bir faydası var mı? Kız, bu ailede ayrı gayrı var. Neyin eksik? Evim yok, barkım yok, bir düzenim yok. Her ihtiyaç için karşılarına geçip ezile büzüle para istiyoruz. Konağın alt katına da tıkıldık kaldık. Hizmetçilerden bir farkımız var mı? Hayriye, kapımız ayrı, bacamız ayrı, kaç tane odamız var. Ev işte, yukarıdan neyi eksik? Böyle gelip böyle gitmez Bedir Ağa. Sen de bir ağaysan ağırlığını koyacaksın. İskender Ağa'ya kalan para sana da kaldı. O para babanızdan ikinize kaldı. Ama bizim hayatımıza bak, onlarınkine bak. Öyle yanaşması gibi ittirip kalktıramayacak. Hakkını verecek. Kız sen kime yanaşma diyorsun? Gece gece kafanı kırdırma insana. Yalansa yalan de, eksiği var fazlası yok söylediğimin. Güya Nazlı'yı da Barzan'a alacaklardı. O laf da unutuldu gitti. Ama bunların hepsi senin pısırıklığın yüzünden. Hakkını payını hamuduyla götürdükleri yetmiyor. Bir de seni uşakları ettiler. Nasılsın? Yarın dönüyorum. Akşam uçağına yetişirim ancak. Karşılar mısın beni? Ya bir saniye bile sabredemem. İstanbul'a ince seni görmem lazım. Çok özledim. Bildiğin gibi değil. Ha, dalga geçme. Günaydın. Berat, kahvaltını etmeden nereye? Mutfağa gel, etli ekmek sarayım. Okulda bari yersin. Acelem var Sultan abla, daha sonra. Bak annem bana kızacak. Bir şey olmaz. Görüşürüz.
Agam yavaş gidesene. Kırdıracaksın lan o motoru bana. Kapıda sıra sıra milyonluk arabalar, koskoca ağoğlu götü boklu bir motorla okula gidiyor. Patlıcanlar pek körpe. Akşama bir musakka yaparsın artık ha? Yanına da dünkü yoğurttan bir cacık yaptım mı? Anında pek bir hoşuna gider. He, Sultan, bugünkü süte de maya çal hemen. Olur ablacığım. Herkese hayırlı sabahlar. Sultan bana bir kahve kaynat. Tamam abla. Başarın geçti mi Hayriye? Eh fena değil. Yukarı çıkalım da kahveyi beraber içelim. Tenezzül edersen tabii. Aşk olsun abla, bir akşam yemeğe çıkmadım diye. Senin bugünlerde pek sık başın ağrır oldu. Asabi olmasın, bir sıkıntın mı vardır? Ne sıkıntım olacak abla? Ben de ona şaşırıyorum ya. Ne sıkıntın olacak? Bir elin yağda, bir elin balda. Öyle çok şükür. Öyle de olması lazım gelir. De hadi hazırlayın kahvaltıyı. Ağa kalktı. Kahveleri yukarı getir kızım. Buyur Hayriye. Gene havalar fena. Sultan, bu senin üstüne vazife değil. Çabuk kayfeleri götür hadi. Tövbe tövbe. İşçilerin haftalıklarını dağıt. He ağam. Bunlar ne? Faturalar ağam. Bilgisayara işlenecek. Ardil bacımı yaz verir. Ha ha, yazsın o. Ağam, bir sıkıntımız vardır. Hayrola Ekber. Sabah sabah canımı sıkma. Yok ağam da bu yeni tayyara meydanı yolundaki son 4 dönüm parsel var. Mal sahibi satmaya yanaşmıyor. Nuh dayı peygamber demeye herif. Yol boyu sıradan bütün arsaları kapattık. Bir o kaldı arada. Zoru neymiş deyiyorsun? Parayı mı beğenmedi? Yok. Çok güzel para teklif ettik herife. Allah Allah. Akşama bir görünelim ona biz. Kimmiş, kimlerdenmiş? Hayır, sizin tekidir. Niyaz diye bir usta. Ailesi karışık konuşuk. Anaları yok. Bir oğlu var, daha çıkmış terbere. Bir de kızı var, üniversitede okuyor. Bizim Berat Aga'yla aynı okulda. Parasız eğitim herkes için haktır. 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 Gençlerin parasız eşit eğitim en doğal haklarıdır. Elinizdeki bildiriyi imzalayarak... Nasılsınız lan? İyiyim, sen nasılsın? Şimdi daha iyiyim. Daha önce değilim. İmzalayacak mısın? Tabii tabii, ne demek? Başım gözüm üstüne. Ay, sen de mi ağa oğlum? Lan babam tüm memleketin sahibi be. Bir de komünistlerle bir olup parasız eğitim için imza atmaya utanmıyor musun? Meteciğim, atmazsam utanırım esas. Baban imza attığını duyup tepelemesin seni. Doğrudur Mete. Berat senin gibi kör cahil değil. Kendi sınıfıyla çatışmayı göze alacak kadar bilinçli bir insan. Tabii tabii. Bilinçli vatan haini. Kimin lan vatan haini? Lan durun durun! Sizin tek elinizde mi lan bu vatanı sen? Lan sizin tek elinizde mi lan bu vatanı kurtar lan? Durun! Kolunu sağlamayın! Lan bırakın üstü! Ne zamandandır elim sana kaşınıyordu lan? Gel gel! Haydut Ağa'nın solcu özentisi veledi. Gel! Lan bırak bırak! Bırak, bırak lan! Sen kimsin? Berat! Lan. Berat! Bırakın lan! Biz seni görmüyor! Gel gel! Üçüreceğiz ulan sen. Bırak. Bırak ya, değer mi o pislik için uğraşmaya? Hayvana bak ya. Ettiğin lafa bak şunu. Ya tamam. Sakin ol, tamam mı? Tamam. Sakin ol. Ardil, bak buraya kızım. Buyur baba. Şu Barzan abini bir bağla bakayım bana. Sıfatını bir göreyim. Diyeceğini bir de benim yüzüme dersin. Daha saat orada erken baba. Kalksın kalksın, onun keyfini mi bekleyeceğiz? Aç, aç şunu. Of, bin kere gösterdim sana baba, bir şey aklında tutamıyorum. Sizi ne demeye bu boya getirdim ben? Siz varken bu işleri ben mi göreceğim? Hayırdır abim? Rüyanda mı gördün beni? Abicim söyledim ama babamızı biliyorsun, seni emrettiler.
Nasılsın baba? Bu saatte uyuyor mu hala sen? Baba, burada saat daha 6:30. E ne varmış bunda? Ben 5'te kalktım. Erken kalkan erken yol alır. Tamam baba. Yarın saat 5'te ararsınız. Burada saat daha 3 olur. Ben de yatmamış olurum. Uzun uzun konuşuruz. Ya iş başı yapan adam 3'te mi yatarmış? Başkasının işinde çalışıyorsun hem. Eşek gibi kalkacaksın sabah sabah iş başı yapacaksın. Yatsak kabahat, yatmasak kabahat. Neyse baba sen boş ver bunları. Sen iyi misin? Nasıl olacağız? Yaşlandık işte. Herkes etrafımızda pervane ama boş. Büyük oğlum gurbette. Sağlığım sıhhatim yerinde olsa ne fayda? Sık sık gelirim babam. Burada şansımı denemek istiyorum biliyorsun. İzin ver. Bak bak. Kızım gel Barzan abine selam ver. Ha. Nasılsın Barzan abi? Özlettin bu sefer vallahi. İyiyim Nazlıcığım. Siz nasılsınız? Amcam yengem iyiler mi? Şükür. Herkes iyi. Buralar bildiğin gibi işte. İyi. Size iyi günler. Ağam, sen de ilaçlarını içmeyi unutmayasın. Sağ ol kızım, eline sağlık. Nasıl ama? Afet gibi bir kız olmuş değil mi? Baba gene mi aynı mevzu? Oğlum, bundan iyisini mi bulacaksın? Kibar, saygılı, güzel. Ay parçası gibi kız. Küçükten beri biz sana onu uygun gördük. Kızın gözü yollarda seni bekler durur ha. Baba, bak bu mevzu çok uzadı artık. Yani hadi küçükken gülüp geçiyorduk da artık genç kız oldu. Amcamın kızı hem o. Oğlum nereden amcanın kızı? Yengenin ablasının kızı. Kan bağım var aranızda. Ya parmak kalarken geldi bizim evimize. Beraber büyüdük hem Nazlı benim için kardeş gibi bilmiyor musun? Dünya gözüyle senin bir yuva kurduğunu göremeyecek miyim oğlum ben? Şuraya bir dönsen, baba ocağına gelsen, torunları bu kucağıma versen, işlerin başına geçsen, bunca mal mülk. Elin gavurluğun memleketlerinde, başkalarının işinde sürtmek sana yakışıyor mu oğlum? Baba bak, benim düzenim başka, seninkisi başka. Eğer dönersem senin işlerine ayak uyduramam ben. Benim kafamı biliyorsun. Bırak burada şansımı deneyeyim. Hem eğitimime, mesleğime bu kadar emek verdim ben. Ziyan mı olsun şimdi? Kendini ziyan ediyorsun sen. Haberin yok be. Baba şimdi kapatalım. Benim hazırlanmam lazım. Erkenden toplantım var tamam mı? Konuşuruz tekrar. Ellerinden öperim. Anama da soran herkese de selamımı söyle.